daha genç, daha şey bir mühendislik alanı, Doktor Oktay hocamın alanı, elektrik elektronik mühendisliği. Şimdi bunda da elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği olarak ayrılan halleri de var galiba, değil mi? Doğru hocam. Elektrik elektronik mühendisliği Türkiye'de değişik bölümler, değişik üniversitelerde değişik şekilde ele alınıyor. Mesela ben Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Orada sadece elektronik mühendisliğine yoğunlaşılıyor. Ama bizim üniversitemizde, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nde hem elektrik hem elektronik mühendisliğine yoğunlaşılabilir. Yani bu aslında müfredatta farklılaşıyor. Doğru. Değil mi hocam? Doğru. Peki mesela diplomada yani elektrik elektronik mühendisi olmak, elektronik mühendisi olmaktan avantajlı bir şey mi? İki disiplin mi öğreniyoruz? Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nde iki disiplinde öğrenilebilir. Yani öğrencilerimiz ister elektrik bölümüne ister elektronik bölümüne yoğunlaşabilirler. İsteyen de ikisinden karışık bir şekilde seçmeli derslerini alarak ikisine de yoğunlaşabilir. Burada tek fark şu, elektrik mühendisliğine yoğunlaşan arkadaşların piyasada imza yetkisine sahip olabilmesi için almaları gereken 6 tane dersi var. Hangisi için? Elektrik mühendisliği elektrik için. Mühendisliği evet, elektrik için. mühendisliği Tamam. için. Bu derslerden, bu 6 dersten 3'ünü almaları durumunda imza yetkisine sahip oluyorlar. Bazı ayrıcalıklara sahip oluyorlar. Eğer bu dersleri almazlarsa imza yetkilerine sahip olmuyorlar. İkisinin de diplomasında elektrik elektronik mühendisliği yazıyor. Yazıyor. Yazıyor, evet. Anladım. Yani iş anlamında iş ararken evet, elektrik elektronik mühendisi yazıyor olması bir avantaj aslında baktığınızda, değil mi? Yani çünkü bütün arkadaşlarım konuyu böyle yaklaştıkları için onların da sorularını toparlıyoruz biz yayın öncesi. Evet. Hani sadece elektroniğe girersem iş CV'imde bir şey mi kaybediyorum gibi bir şey gördüm sorularda esasında, da onları istiyorum. Bu ayrım yurt dışında yok. Yani Amerika'da, Avrupa'da electrical engineering olarak geçiyor ve elektrik elektronik mühendisliğinin karşılığı olmuş oluyor. Elektrik mi elektronik mi esasında Türkiye'nin geçmişinden gelen bir hikayesi var. Önce elektrik mühendisliği olarak başlıyor, daha sonra elektronik eklensin vesaire deniyor. Ama yurt dışında electrical engineering dendiği zaman elektrik ve elektronik mühendisliğinin ikisini de kapsayan bir dal. Anladım. Yani esasında elektrik elektronik mühendisliği ile electrical engineering bence aynı fark şey. Yok. Evet. We'll be right back.